Herkese merhaba ben Şebnem Bolkan. Kendinize özel olanı keşfedip ilham ışığınızı parlatacağınız kanalıma hoş geldiniz. Bugün bazı alışkanlıkları değiştirmekten, yeni bir benlik yaratmaktan, hedeflere ulaşmaktan, kazanmaktan bahsedeceğim. Ve bununla ilgili size benim hayatımda küçüklükten itibaren Başlangıçta bilinçsizce, sonra bilinçli olarak kullandığım bir teknikten, bir yöntemden bahsedeceğim. O yüzden bu yayını kimler izlesin derseniz, hayatının zor bu döneminde olan bir şeyleri değiştirmek isteyen ama nasıl yapılacağını bilmeyen, alışkanlıklarını değiştirmek isteyen nasıl yapılacağını bilmeyen, yarın başka bir kimlikle uyanmak isteyen ama nasıl yapacağını bilmeyenler buraya toplanabilir, bu yayını izleyebilirler. Eğer merak ediyorsanız ve hazırsanız, hadi başlayalım. Evet, şimdi ben öncelikle küçüklüğümden bir bahsetmek istiyorum. Ben küçükken, sonra neden bahsettiğimi anlayacaksınız esasında. İlkokulda böyle ilgisi sanata, resme, müziğe yönelik olan derslerini çok çalışmayan, aklı fikri oyun oynamakta olan, ondan sonra din, derslerini tam dinlemeyen, ödevlerini tam yapmayan, yapsa da hani çok böyle e, verimli sonuç vermeyen bir öğrenciydim. Yani şöyle düşünün. ilk e, ilkokulda bir öğrencinin karnesinde her şey iyi iyi olabilir mi? Yani pek iyidir, değil mi? İyi ise bütün şeyler demek ki çok çalışkan bir öğrenci değildir. İşte o bendim. Ve ilkokulda böyleydi de durumu. Ve bunu da çok kafama takmıyordum açıkçası. Derslerde hani böyle ilkokulda sınıflarda kümeler vardır. Kümeler vardı. Hala var mı bilmiyorum. 6-7 tane öğrenci bir araya sıralarımız bir araya gelirdi. Kümeler oluştururduk. Ben hep böyle arka taraflardaki kümelerde oturmayı tercih ederdim. Kümenin içinde fazla böyle göze batmamayı tercih ederdim. Hani çok parlak öğrencilerin bir arada olmadığı kümelerde olurdum. Onu da sınıflandırıyordu galiba öğretmenler. Dolayısıyla hani böyle ilkokulla ilgili hatırladığım ee, çok önemli başarılarım, çok büyük heveslerim yok. Yani ben resim çizmekten, işte yazı yazmaktan, şiir yazmaktan, şarkı söylemekten hoşlanan ve bunlarla bütün vaktini geçirmek isteyen bir çocuktum. Ama sonra bende şöyle bir şey oldu. İlkokul biterken benim ablam çok çalışkandı. Onu işte Anadolu Lisesi sınavları vesairesi oralara e, soktular. Sonra ben zannediyorum ki ben de sınavlara gireceğim. Sonra ben girmedim. Yani ailem beni Anadolu Lisesi sınavına sokmadı. Ve ben şunu düşündüm. Dedim ki demek ki benim başaracağıma inanmadıkları için beni sokmadılar. Ve demek ki ben onların gözünde başarısızım. Demek ki ben bir şey başaramayacağım. Demek ki hani müzikle, resimle yazıyla olmuyor bu işler. Ve anatik tarafımı canlandırmaya karar verdim. Tabii şimdi geçmiş teki algım bu. Hani dönüp anneme, aileme sorduğumda şöyle diyor Hani çok ufak tefek bir çocuktun, kazansan o zaman küçük bir yerdeydik. Kazansan seni yatılı bir yere asla gönderemeyecektik. Yazık olacaktı. O yüzden sokmadık dediler. Ben de peki dedim yani bunu inanmak hoşuma gitti. Ama o zamanki düşüncem o değildi. Demek ki bana inanmıyorlar. Demek ki ben yeterli değilim daha iyi okullara gitmek için gibi bir Düşünce bende gelişmiş. Ya bunları yetişkin kafamla algılayabiliyorum. O zamanki halimle anlamam tabii ki zor ve güç. Ve ben şöyle hayatımın belki en bilinçli, en stratejik kararını verdim. Ortaokula başladığım zaman ilk ilkokuldan bildiğim, gözlemlediğim, tanıdığım yani benim sınıfımda olan ve sınıfın en çalışkanı olan arkadaşımı gözüme kestirdim ve e, ortaokula başladığımızda sınıflarımız belli olmuştu. Baktım ki onunla aynı sınıftayız ve onun peşine takıldım. O gitti öğretmen kürsüsünün en önündeki sıraya oturduğu her çalışkan öğrencinin yapacağı gibi ben aslında ne yapardım? Gider böyle arkalarda bir yere göze batmayacak bir yere oturmayı tercih ederdim. Ama karar vermiştim. Artık çalışkan, başarılı bir öğrenci olacaktım. Ailemin de gözüne girecektim. Hayatta da başarılı olacaktım. Ve ben o arkadaşımın peşine takıldım ve gittim o öğretmen kürsüsünün hemen önündeki sıraya onun yanına çantamı koydum, oturdum. O zamana kadar bir samimiyetimiz yoktu. Çünkü o çalışkandı, ben tembeldim. Sonra yanına oturdum da o da bilmiyorum ne hissetti ama hani biz tanıştık böyle hani zaten birbirimizi tanıyoruz da böyle bir iletişim başladı aramızda. Ben niye oraya oturdum derseniz bir yani tamamen çocuksu bir içgüdü. Ya ailemin de bana böyle bir baskısı yok yani. Ortaokulda çalışkan olacaksın, şöyle olacaksın, böyle. Sadece benim vermiş olduğum çocuksu bir içgüdüyle bir karar. Onun ondan faydalanabileceğimi düşündüm. Yani onun enerjisinden, onun çalışma şeklinden, onun yanında oturursam kendimi zorlayacağımı düşündüm. Yani bir kere en öne oturmaya karar vermek gerçekten ciddi bir karar. Yani ...hep gözünün önünde... ...olmaya karar veriyorsun... ...ve... E, ...kaçacak bir yerin yok... ...saklanacak bir yerin de yok... ...demek ki o oturduğun yerin... ...gereğini yapmaya karar vermişsin... ...dolayısıyla ben... ...çalışkan olmaya karar verdim... ...ne gibi tıpkı yanıma oturan arkadaşım gibi... ...canım arkadaşım... Filiz seni öpüyorum... E, ...her neredeysen sevgilerimi gönderiyorum... ...gerçekten ben... E, ...o arkadaşımla beraber... Bütün 6 yıllık hani ortaokul, lise yaşamımı aynı sırayı paylaşarak geçirdim. Ve onun benim üzerindeki katkısı emeği çoktur. O nasıl dersleri konsantre olarak dinleyeceğim konusunda bana bir model oldu. Nasıl not alacağım konusunda bana bir model oldu. Nasıl ders çalışacağım konusunda bana bir model oldu. Ki birlikte çok ders çalıştık. Sonrasında arkadaşlarımız çok gelişti. Çok yakın arkadaş olduk ve birbirimizin evlerinde ders çalışmayı, birlikte ders çalışmayı öğrendim onunla. Dolayısıyla hani hep böyle gözlemliyordum. Nasıl not alıyor, nasıl cevap veriyor. Ben de elimi kaldırıyordum. Ama bunu çok bilinçli yapılan bir şey gibi düşünmeyin lütfen. Yani küçücük çocuk bunu nasıl hani bilerek, isteyerek yapar. Bu tamamen o an benim artık başaran bir çocuk olma kararımla beraber hani şunu düşün nasıl başaracağım bari başaran birinin yanına oturayım ve onu örnek alayım diyerek olmuş bir şey ve gerçekten ben o sıraya oturdum andan itibaren başaran çalışkan bir çocuk oldum yani karnesi ilkokulda hep iyi olan bir çocuk ortaokul <laughs> birinci döneminden Lise mezuniyetine kadar her dönem takdir getiren bir çocuğa dönüştüm. Ailem de hayretler içinde kaldı çünkü bu onların baskısıyla olan bir şey değildi tamamen benim gayretim ve kararımla olan bir şeydi. Şimdi bunu neden anlattım size? Bunu anlattım çünkü bir şeyi başarmaya karar verdiğimizde bazen bizdeki bilgiler yeterli olmaz, kaynaklar yeterli olmaz. Bir şey isteriz ama nasıl yapılacağı konusunda pek bir tecrübeye sahip değilizdir. Şimdi istemek başarmanın yarısı. En öncelikli gerekli olan şey bir istek. Kimsenin sizi zorlamasına gerek kalmadan içinizden gelen bir isteğe sahip olmak. Yani bu her konuda olabilir. İşe yaramayan bir alışkanlığınızı bırakmak istediğiniz zaman, hani buna kendinizin karar vermesi, istemesi. Hayatınızdan bir zorluk yaşıyorsunuzdur. Belki bir boşanma kararı alacaksınız. Boşanma kararından sonra ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Bir spora başlayacaksınız. Ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Belki bilimde ilerlemeye karar verdiniz. Belki sanatta ilerlemeye karar verdiniz. Yani var olan sizi değiştirmeye karar verdiniz. Ama nasıl olacağını, o var olanın dışında nasıl bir siz yaratabileceğinizi bilmiyorsunuz. İşte o zaman kazanan ve sizin yolunuzdan geçmiş birinin yanına oturmakta fayda var. Tıpkı Küçük Şebnem'in yaptığı gibi. Bir usta çırak ilişkisi geliştirmek, hani sonra bu Anadolu'da hep vardır ya. Küçük çocukları bir şey öğrenmeleri için, adam olmaları için hani öyle tabiri caizse öyle söylemek istiyorum bazı vasıfları kazanmaları, bazı becerileri kazanmaları için bir ustanın yanına verirler ve derler ki et senin kemiği benim. Şimdi onu bir sanat okuluna vermezler, bir meslek lisesine vermezler, bir ustanın yanına verirler. Çünkü o ustanın yanında hem o ustanın bilgeliğinden, hem enerjisinden, hem becerisinden, çok şey öğrenir o çocuk ve sonra ne olur boynuz kulağa geçer. Evet. Şimdi hayatta da bir usta bulacağım, ondan ders alacağım gibi düşünmeyin. Hayattaki tüm ilişkiler aslında bir usta çıraklık ilişkisi içeriyor. Yani arkadaş çevrenize bakın. Kimi zaman bir konuda siz usta, onlar çırak oluyor. Kimi zaman onlar bir özel konuda usta oluyorlar, siz çırak oluyorsunuz ve e zaten bu olabilen arkadaşlıklar ve ilişkiler çok uzun soluklu oluyor. Yani çok eskiden başlıyor, çok ileriye gidiyor. Çünkü hep böyle birbirini döndüre döndüre ilerleten ilişkiler bunlar. Birbirine hep iyi model olarak ilerleten ilişkiler. Şimdi biz bulunduğumuz çevreden etkilenen varlıklarız. Hem iyi hem de kötü yönde. Yani Bulunduğumuz çevrenin ortalaması olduğumuzu zaten sosyal medyadaki birçok post size söylüyor. Karşılaşmışsınızdır. Ama gerçekten de öyle. Şimdi ben hep şeye hayran kalmışımdır. Hani dağ başında çobanlık yaparken sınavlarını kazanıp işte fakülteye giden, burs alan, dünyayı keşfeden bir çığır açan insanlara gerçekten hayran kalmışımdır. Çünkü yanlarına kimin yanına oturduklarını merak ediyorum. Kimi model aldıklarını merak ediyorum. Usta olarak neyi seçtiklerini merak ediyorum. Çünkü orası ustalık konusunda gitmek istedikleri yön açısından söylüyorum. Çok bolluk olan bir alan değil. Yani dağ başında çobanlık yapan bir öğrenci hani kimi model alıyordur? Mutlaka vardır ama tabii ki de az bir seçenek içerisinden kendisine usta seçebiliyordur. Ama halbuki biz şu an yani şu yayını izliyorsunuz. İmkanlar çok geniş. Sosyal medya, YouTube, Instagram, birçok kanal hepimize sesleniyor ve aslında model olabilecek insanlarla ilgili de fikir veriyor. Ve siz mesela buradasınız. Eminim bir şey konusunda beni kendinize bir model olarak gördüğünüz için buradasınız. Bir samimiyet hissediyorsunuz. Belki başarmak demeyeyim de yapmak istediğiniz bir şeyi yapmış olarak görüyorsunuz beni ya da halletmiş olarak görüyorsunuz. O yüzden hani bu yayını izliyorsunuz ya da bu kanalı takip ediyorsunuz. Beni samimi buluyorsunuz. Her şeyde bu böyledir. İnsanlar genelde çevresinde kendi yaşadığını, kendi geçtiği yolu geçmiş, kendi yaşadığını yaşamış ve belki de henüz başaramadığını başarmış insanları çekici bulurlar. Onların yanına şöyle bir oturmak isterler. Kim ister? Tabii ki değişmeyi istekli olan insanlar. Dediğim gibi istek en önemlisi. Sonrasında da ustayı bulmak. Şimdi Napoleon Hill'in e, ünlü bir kitabı vardır. O kitapta da e, kazananlar kulübünden bahseder. Der ki başarılı insanlarla hep görüşmüş ve başarmanın nasıl mümkün olabileceğini, zengin olmanın nasıl mümkün olabileceğini araştırmış ve bunu bir kitap haline getirmiştir. Ve o kitabında da şunu söyler. Yani bütün başarmış, zengin olmuş insanlara sorduğumda hepsinin bir kazananlar takımı var. Yani kazananlarla birlikte oluyorlar. Hatta kendilerinden daha iyi kazananlarla birlikte oluyorlar. Yani bunu sırf para kazanmak gibi düşünmeyin. Bir mindset yani zihin yapısı kazanmaya daha odaklanmış, kazanmak konusunda daha bilinçlenmiş zihin yapısına sahip insanlarla çevriliyorlar kendilerini. Ve hatta hani fiziki olarak bu insanlara sahip olup ulaşamasalar bile hayali olarak bir arada oluyorlar. Yani mesela kazanmak dediğinizde kimin yanınızda olmasını istersiniz? Bugün hayatta olan ya da olmayan ya da ulaşabileceğiniz değil de ulaşamayacağınız bir noktada olan kimlerin yanınızda olmasını isterseniz onu kendi alanınızda hayal edebiliyorsunuz. Yani mesela ben Mustafa Kemal Atatürk'ün kendi kazananlar kulübümde olmasını, bana mentorluk yapmasını çok isterim, çok isterim. Evet Napolyon Hill diyor ki bunu hayali olarak yaparsanız getirirseniz enerjisi gelir. Yani bir masa düşünün hayal edin çevresinde size mentorluk etmesini isteyeceğiniz insanlar olsun. O masada oturun sorularınızı sorun onların yerine geçin cevapladığınızı hayal edin. Gerçekten de çalışıyor der. Ben bu kısmını biraz aslında aile dizimine benzetiyorum. Çünkü orada da bir alan, başka bir kimliğin hani var olmayan, bugün fiziki olarak var olmayan bir atanın kimliğini için, enerjisi için alan açıyoruz ve o alana geliyor. Dolayısıyla da aslında bak bu hesapta yok da söylemek ama düşündüğüm bir şeydi gerçekten aile dizimi mantığında bakacak olursak bize mentorluk etmesini istediğimiz insanların kimliğini enerjisini o alana bulunduğumuz alana getirebilir tecrübelerinden bilgilerinden gitmek istediğimiz yönde faydalanabiliriz evet bunu kullanabilirsiniz mesela şimdi demeye çalıştığım şey şu ki gerçekten Hani o kadar uzak olmasın ama çevrenizdeki insanlara bakın. mücadele ettiğiniz şeyin aynısıyla mücadele eden ama bunun içinden çıkmak için çok gönüllü olmayan insanlarla çevreliyse çevreniz sizin oradan çıkmanız pek mümkün değil. Yani diyete başlamak istiyorsunuz ama ortamınızda herkes kek, börek getiriyor, pişiriyor ama sürekli ortamda diyetten bahsediliyor. Artık daha az yiyeceğiz, yarın başlıyoruz muhabbetleri dönüyor. Fakat bir yandan da hani çay, börek, kek yeniyorsa sizin istediğiniz programa girip istediğiniz beslenme şekline girmeye çabanız biraz şey kalacaktır zayıf kalacaktır o alanda. Çünkü desteklenmeyen bir enerji var. Bir kere insanların hani öyle bir çevre içerisindeki insanların e, enerjisi de düşük oluyor o konuyla ilgili. Düşük oluyor ve henüz başarabileceklerine dair olumlu bir mindset, zihin yapısına sahip olmamış oluyorlar. Dolayısıyla hem söylemler, hem konular, hem örnek olarak onları görmeniz hem onların enerjisinden aldığınız şey aslında başarısızlığa doğru sizi götürür. Gerçekten başarmak istiyorsanız sizin gibi bir kilodan başlamış ama buna azmetmiş ve her gün ne yapıyorsa yapmış ve bir şeylere ulaşmış ya da bunun için adıma başlamış, ulaşmaya başlamış insanlarla bir araya gelmeniz sizin başarmanıza çok büyük katkı sağlayacaktır. İşte buna kazananlar kulübü deniyor. Siz her nereye gitmek istiyorsanız o yolun yolcusu insanlarla bir arada olmaya dikkat edin. O yolun yolcusu dediğim zaman bakın arkadaşlarınız daha çok vakit geçirdiğiniz insanlar hangi yolun yolcusu gözüküyor? Ve siz nereye gitmek istiyorsunuz? Aynı yolculuğu paylaşabilecek gibi misiniz? O yolculuğu paylaşmak, onların yanına oturmak sizin gitmek istediğiniz yere, sizin gitmenize fayda sağlar mı? Yardımcı olur mu? Size model olabilirler mi? Ya da siz iyi bir model olabilir misiniz? O yüzden bu gözle bakın ve bu yolculuğunuzda her nereye gitmek istiyorsanız sizi eşlik edecek ustalarınızı belirleyin ve onların kapısını çalın. Tanımıyorsanız bile gidin kapısını çalın ve deyin ki biraz ben burada oturabilir miyim? Mecazi anlamda söylüyorum tabii ki. Gidin onlardan yardım isteyin. Onların ne yaptıklarını merak edin, nasıl yaptıklarını öğrenin. Ara ara konuşun ve sizi yolda tutacak mentorlara sahip olun. Bu çok çok önemli. Tıpkı o küçük şebnemi hayatında, okul hayatında ve bugünüme de katkısı olan o adım atan küçük şebnem gibi siz de e, kimin yanına oturmak istediğinize bakın. Usta çırak ilişkisi hayatınızın her safhasında olsun. Bir sonraki yayında görüşmek üzere sevgiyle ve tutkuyla kalın.